Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mümin merhabalar. Olsun. Okan Bey, şeyi soracağım. Bu arada şunu tam ayarlayalım da. Nasılsınız? Çok şükür. Şimdi aslında soruyu ben soracağım varsayıyordum. Meğerse sen soruyorsun. Evet. Sizle nasıl tanıştınız? Biraz anlatır mısın bana? Evet, öncelikle... Nasıl tanıştığınızı anlat, orası çok heyecanlı. Kesinlikle. Şimdi biz arkadaşla heyecanlı, hoplaya zıplaya, gülerek, kahkahalar içerisinde yolda ilerliyoruz. Evet. Birdenbire bir baktık ki bir tabela. Ve tabelayı gördüğümüzde patron çıldırdı. Aman evet. Allah. Yani nasıl olabilir dedik ya, patron çıldırdı ve bu tabela olarak dış kısma koyulmuş. Kesinlikle içeri girmeliyiz. İstiklal Caddesi'nde bu. Evet, evet. Yani İstiklal Caddesi'nde ve patron çıldırdı. Evet. Bu nasıl olabilir dedik ya. Yani evet. Bu çok acayip bir olaydı. İçeri girdik, içeri evet. Girdiğimizde bir de ne görelim? Aynen neredesin? Yok mu? Bir uzaktan Cem Yılmaz, yakından tamamıyla bir yalçın. Evet. Yani uzaktan Cem Yılmaz, bakın aradaki farka çok dikkat edin. Evet. Uzaktan Cem Yılmaz, yakından yalçın. Eyvallah. Evet. Son zamanlarda şeye de benzetiyorlar, Cemil İpekçi'ye de benzetiyorlar. Evet. Hem arkadaşımız hem de çok sevdiğimiz dostumuz Cemil İpekçi. Ben biri sen benzemek için yapmadım. Zaman içinde insan günlük hayatta işte sezon değişirken sıkıntıdan break yaptım. Kesinlikle. Evet, sorularınızı alalım. Evet, kesinlikle. Şimdi dediğiniz gibi içeri girdik. Çok güzel moda tasarımları, kesinlikle bir moda dünyasının içerisine girdik. Evet. Ve bu moda dünyasının oluşumunu gösteren bu Yalçın abimiz nedir? Kimdir? Belki bunu merak eden arkadaşlarımız vardır. Evet. Onlara biraz böyle ufak da olsa kendinizden bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Yalçın Avcı zor günlerden, hayatın zorluklarından çıkmış bir isim. Evet. Yani şimdi bazen hepimiz hayattan sıkılırız, deriz ki ya bu hayat bu kadar zor olmamalıydı. Allah kahretsin veya Allah kahretmesin, niye böyle oluyor, niye hep ben bu hayatta zorluklar beni buluyor dediğimiz günler hep olmuştur. Hava çok soğuktur. Yani zorluklar bizi aslında yeni fikirlere, fikirlerin kapılarını açıyor. Ben yıllar önce turizm yapıyordum, 18 yıl turizm yaptım. Turizmde Körfez krizinden sonra çıkan problemlerden işte ufak ufak bu işe başladım. Bu işe başladıktan sonra da son 14 yıldır bu işi yapıyorum. Yaparken de hobimi işe çevirdim diyelim aslında. 80'li yıllarda şöyle oluyordu. Türkiye'de şey vardı. Türkiye'de giyim sektöründe inanılmaz bir boşluk vardı. Evet. Takım elbise veya siyah kahverengi giyim kıyafetler. Turizm yaptığım yıllarda da kapri ve renkli kıyafetleri müşterilerin unuttuğu kıyafetleri ben giyiyordum. Tekrardan gün yüzüne çıkardınız. Yok, şöyle söyleyeyim. Müşteriler, yabancı müşteriler Türkiye'ye evet. Gelip turizm alanında giderken tişörtünü unutuyor. Veya pantolonunu bırakıyor veya kapriyi bırakıyor. Evet. Ben bunları giyiyordum. Evet. Şey yapıyordum veya istiyordum onlardan işsizlik evet. Yapıp. Bu bağlamda sonra ne oldu? Türkiye'de tekstil çok kötüyken, yani tekstil giyim çok kötüyken, tek düze giyim, askeri giyim gibiyken biz böyle bir giyinim gelişti, sokak modası geliştirdik. Böyle bir oluşum başlattınız. Oluşum gelişti. Evet, tabii bunu tabii tek başıma yapmadım tabii ki ben. Şöyle oldu. Başka bir arkadaşlarımız dönerek olmuş oldu. İşte bir etkileşim oldu. Bir şekilde Atlas Pazarı'nda Palp diye bir butik açtık. Evet. Önce Mottu sonra Palp oldu. Oralarda çıkan zorluklar bizi başka başarılara doğru ileri getirdi işte. Şimdi Avantgard diye bir klasik bir mağaza var. Bu sadece İstanbul'da bilinmiyor. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde müşterilerimiz var. Hem toptan hem paragon hem de biz kendi tasarımlarımızı üretiyoruz. Yani zorluklar bize hayatta başarı getirdi. Eskilerin bir lafı vardır. Kötü komşu ev sahibi yapar mı? Böyle bir şeyler var. Yani bazı problemler seni hayatta başka alanlara atar. Mesela diyelim ki, Almanya'da mesela şeydir, işte 50 yıl önce Almanya'ya giden Türkler, orada da ilikler, dayaklardan dolayı hepsi boksör olmuştur, hepsi yakın dövüş sporları öğrenmişlerdir, evet. Dünya şampiyonu olmuşlardır. Yani eksiklik, bizde bulunan eksikler bizi bir yere getiriyor. Evet, ikinci sorunuzu alalım. Evet, şimdi birçok çeşitli hani bu ürünleri yapan çeşitli markalar var, evet. Çeşitli oluşumlar var. Ama siz Avantgardist'i evet. Seçtiniz. Evet. Peki neden Avantgardist'i seçtiniz? Hani bunun Avantgard 1870'lerde bir akım. Avantgard akımları ve Roko Baroko akımları var. Avantgard kendi başına zaten bir kültür.
sevgili dostum Harun Kolçak ismi tavsiye etti. Biz de zaten kişilik yaptığımız işler dolayısıyla avantgard bir mağazayız zaten. Onu benimsiyoruz. Onun için seçtik. Evet. Peki şimdi mesela içeri girdiğimizde böyle gizemli ve çok hoş bir oluşum kesisi olan bir mağaza gördük. Evet, evet. Şimdi mesela dışarı mağazalara baktığımızda çok çok yine cam çatlı ürünler kullanılır ama burası resmen bir moda dünyası ve gizemli bir halde bir pasajın alt katında. Evet. Bunun sebebi şu, dünyada bunlar hep karşı örnekleri var, Türkiye'de de onu gelişiyor tabii ki. Biz kiradan uygun kira olduğu için müşterilerimize daha uygun fiyat ürün verebiliyoruz. Caddede olsa çok veremeyeceğiz. Yani nedir? Adam restoranda şey servis yapıyor, evet. Daha uygun yapıyor. Evet. İşte buna benzer. Yani eldeki giderlerden düşüyor, daha iyi servis veriyor. Biz de zaten hep mesela saat 8'de sonra kapalı tutarız, küçük bir giriş vardır. Sabah 10'da açarız, gece saat 1'de kadar. Yani biz 15 yıldır böyle kendi arkadaş çevremizden bir müşteri oluşturduk. Evet. Bu arkadaş çevremiz söyledi. Kulaktan kulağa derken şimdi dünya çapında bir mağazayız. Markayız aslında. Evet. Marka olmak üzereyiz artık kesinlikle, yani. Kesinlikle. Google'da biz çok bununla ilgili bir sürü reklamımız var. Bir sürü yani dünyanın en iyi markalarının olmadan fazla bir sürü videomuz var. Dükkandaki müşterilerimizle evet. Röportaj yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız çekiyor. Yani çok çeşitlilik var. Ben şunu fark ettim hani turizm otelciliğin verdiği, hani bu kısmın verdiği gelişim sizin içerinize, yani bu akımı mağazadaki müşterilere aktarıyorsunuz, ürünlerinizi aktarıyorsunuz, insanlarla telepatinizi aktarıyorsunuz ve bu sırada çok daha büyük bir gelişim meydana geliyor. Benim hissettiğim burada. Kesinlikle. Buydu. Şöyle söyleyeyim, bunun tam hepsinin benim yaptığım hiçbir şeyin hepsinin karşılığı var. Evet. Dünyanın en başarılı insanları. Henry Ford, işte aklına gelecek dünyanın en iyi liderlerinin tek özellikleri vardır. İyi insan ilişkileri. Evet. İnsan ilişkileri olan hiçbir kimse hiç sonra aç kalmaz. İyi iletişim kuran insanlar her zaman mutlaka bir hayal ettiği yere gelecektir. Sizi de bunu görüyorum. İletişim önemlidir. Öyle zaman geliyor bize buradan. İşte çok iyi müşterilerimiz, arkadaşlarımız var. Arada bir geliyorlar diyor ki bunu kaç yaparsın diye. Bir söyleme şekliyle bedavaya da alabilirsin, üstüne de para da alabilirsin, işini de kurabilirsin, hayatının yönünü değiştirebilirsin. Kesinlikle. Yani bütün problem iletişim. Telepati, iletişim, evet. İyi ilişki. Kesinlikle. Bunun gibi. Kesinlikle. Bu arada ben burada bir arkadaşımız var galiba. Onu da buraya doğru alalım. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hemen ben sizi böyle kaptım aldım ama sakın sorun yapmayın. Şimdi hocam da size de bunu hani sormak istiyorum. Bir üniversiteli var ve tekstil yasasının içerisinde birisi var. Evet. Şimdi giyinme vardır. Mesela evet. Günlük hayatta giyinirsiniz, dolaşırsınız. Bir de moda vardır. Mesela kim insan der ki, ben modayı takip ediyorum. Kim evet. insan da der ki, ben giyiniyorum. İkisini de seviyoruz. İkisi de bizim için önemli. Fark nedir hocam? Fark, mesela Türkiye'de yeni gelişiyor. Giyinmeyi gerçekten bilen yeni gelişiyor. Önceden bir yani genelde koyun gibi herkes, mesela işte ben turizm yıllarından biliyorum, işte bir ayakkabı, bir işte giyilen üç tane herkes şey gibi, herkes bir kişi gibi. Yine burada tabii şimdiki modada da aynı durum söz konusu olmak üzere, oldu zaten, değişiyor. Ama şimdi modayı takip edenler, zaten biz modayı takip edenlere ürün veriyoruz. Etmeyenlere de ürün veriyoruz. Biz herkese göre ürün var bizde. Şöyle söyleyeyim, modayı takip edenlere saygı duyuyorum çünkü diyor ki param var, hayatı iyi yaşıyorum, her şeyi yaşıyorum. Ben de modayı takip ederim diyor. Saygı duyuyorum. Etmeyenlere de saygı duyuyorum. Şöyle, ben mesela moda olduğu için bir şey giymem. Evet. Ama kendime yani güzel şeyler bulurum, değişik, farklı, onları giyerim. Bu bağlamda bizim de herhalde bir 1000 tane müşterimiz vardır, modayı takip etmeyen. İlginç, değişik, farklı, evet. Daha düz veya daha yani bir şekilde takip edenlerin arka çap evet. opozisi olan evet. mutlaka yani öyle bir arkadaşlarımız var. Kesinlikle. Sonuç itibariyle bir şekilde milleten bulup hayat yaşamaya devam ediyoruz. Kesinlikle. Peki arkadaşım, giyiniyor musun, modayı mı takip ediyorsun? Aslında ikisi de. Hani bilmiyorum, ben buraya ilk girdiğim andan itibaren çok beğendim. Çünkü hani gerek salaş, işte gerek şık, spor, her türe hitap ediyor biraz. Ben bilmiyorum, çok beğendim burayı. Hani belli diyorsun Okan.
Biliyorsun ben de moda dergileri. Ama burada gerçekten her şeyi bulabildim. Ya bilmiyorum çok zaten şimdinin modası ilginç olmak. Hani absürt adı verilen. Adı verilen tarz. Evet. Evet. Okan. Şekil A da olduğu üzere. Şekil A Okan. Evet. Ve şimdi absürt modanın en temel yeri. Merkezi burası. Abi. Burası. Evet abi, evet. Absürt modanın temelini arıyorsanız, ben farklıyım diyorsanız, ben şöyle kameraya doğru yaklaştırayım. Burası efendim. Evet. Efendim burası. Atlas Pasajı'na geliyorsunuz efendim. Böyle Atlas adım atıyorsunuz. Pasajı'nda 10 sene önce falandı. Şimdi Galatasaray'dan, Galatasaray Yapı Kredi Bankası'nın karşısında Galatasaray İşhanı'nın içine giriyorsunuz. Komple. Üst kat trend ürünler, alt kat outlet. Neresi yani olsun? Mutlaka bir şey, size göre bir şey mutlaka var. Hiçbir şey olmazsa pozitif enerjinizi bırakın veya pozitif enerji olarak buradan ayrılabilirsiniz. Zaten bu abiyi fark etmemek imkansız. Çok teşekkür ederim. Yalçın abi diye sorun. Bak içeri gir. Herkes göster. Yalçın abi deyin. Tamam mı? Böyle aşağı doğru indiğinizde direktmen aşağı inince böyle bir değişik bilgisayara odaklanan bir adam göreceksiniz. Cem Yılmaz'la Cemil'in. Böyle bir yaklaşımı. Evet, şöyle bir yaklaşılama yapayım. Şöyle birisi bak. Bak, evet. Marka. Marka. Evet. Fark size bırakıyoruz. Çok teşekkür evet. ederim. Ve son sorumu evet. vereyim. Şimdi giyim ve moda hakkında. Evet. Üniversiteli öğrencilerimize. Evet. Nelere dikkat etmeli? Yani onlara son tavsiyeleriniz neler? Ya vallahi şöyle söyleyeyim. Üniversitelilere evet. Tavsiyem şu. Gidip çok pahalı markalardan paranın tamamını bitirmesinler. O iyi markalara mutlaka gitsinler, tabii ki gitsinler. Bizim gibi pasajda olan yer, mağazalarda her zaman ikinci kalite, aslında ikinci kalite değil, çok minicik melek